Abi. Selametle. Alacağım kendime de bir traktör. Ama bu çok rahatmış yani. Gerçekten. Hem hidrolik direksiyon hem koltuğu böyle otobüs koltuğu gibi çok güzel. Bu kimin traktörü biliyor musunuz? Abi kamerayı alayım. Allah ya. Aha bu arkadaşın traktörü. Bu arkadaşın ismi Serdar. Köyün traktörcüsü. Bir traktör bunda var. Başka kimsede traktör yok. O yüzden herkes buna geliyor. Yalvar yakar iş yaptırıyorsun adama. Söylüyorsun Serdar bugün işim var diyorsun. Serdar bir hafta sonra geliyor. Ya da diyor ki ben senin tipini beğenmedim. Kaşının üstünde gözünün üstünde kaşın var. Bıyığın var, sakalın var. Beğenmiyor arkadaş. Gelmiyor beğenmediğini. Hadi sen de bir selam yap. Arkadaşlar. Yorucu işler bunlar. Allah bu adama sabır versin. Gerçekten işi zor. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Yeni videoya hoş geldiniz. Çıkın, çıkın. Çıkın bizden hadi. Çıkın. Evet. Tavukların gübresi. Bahçenin şöyle her iki ağacın arasına bir arabayı boşaltıyorum. Şimdi bunları yayacağım. Daha sonra suladıktan sonra
portakallarımıza, mandalinalarımıza organik gübre olacak bunlar. Mandalinalarımız da oldukça büyümeye başladı. Gayet iyi durumdalar. Çok şükür bu sene mandalina biraz var ama portakal az, çok az hem de. Hatta hiç yok gibi. Ama mandalinamız olacak. Oh, hava çok sıcak arkadaşlar yine. Kümesi temizleyip folluğu yerleştireceğim. Daha sonra kümesin diğer bölümünü temizleyeceğim. Oraya da bir folluk. Daha sonra sulukları derken tavuklarımıza güzel bir alan yaratmış olacağız. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyorum ben. Kızlar! Çıkın! Kızım, ne yapıyorsun sen kızım? Şimdi böyle daha sağlıklı. Hem üstüne çıkamayacaklar, hem de bunlar bir pire yapmayacak çünkü paslanmaz çelik. Tavukların sağlığı için de çok önemli. Bizim yumurtalarımız da kırılmayacak artık. Gayet güzel oldu. Güzel. Hayırlı olsun kümesimize. Şimdi burayı temizledik Dursun'la beraber. Folluğumuzu da koyduk. Bu folluktan bir tane daha var. Ya bunun yanına ikinci folluğu koyarız ya da folluğun bir tanesini diğer tarafa koyarız. Burayı da daha önce göstermiştim. Bakın şuraya kadar benim boyumun iki katı neredeyse. Yani 3 metre, 2,5 metrenin üstünde bir telle kapatmış olduk komple. Tavuklar bu tarafa geçemeyecekler. Burada yumurtlayan tavuklarımız olacak. Yumurtacı tavuklarımız, bu tarafta da etlik tavuklarımız olacak. İkisi farklı beslenecek. Şimdi buralara suluk için nipel suluk getirdik. Bunlardan değil. Onları koyacağız. Aynısı burada da olacak. Burada bir bölümü de çevirip civcivlere civcivlik yapacağım. Şu bölümü de horozu oraya koyup yanlarına, horozun yanına birkaç tane Sussex tavuklardan koyup döllü yumurta alıp onları da kuluçka yatıracağız. Hadi bakalım devam edelim. Hadi devam. Arabayı yüklüyoruz. Öbür taraf bitti. Şimdi burada sıra. Buradan da yaklaşık 50 arabaya yakın gübre çıkıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bunları da bizim gübreliğimize götürüp boşaltıyorum. Şuraya kadar geldim. Bundan sonra artık yarısını almış olacağız. Yarısı kaldı. Çok sıcak. Bir de toz yapıyor. Mecburen maske taktım. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Burayı da temizledik. Her iki tarafta pırıl pırıl oldu. Sadece şu arkadaşı oradan almadım. Onu gece alacağım. Altında yumurtalar var. Gurk olduğu için. Onu bıraktım. Onu da gece yarısı oradan alıp şu arkadaşların arasına koyacağım. Tavuklar bu arada folluğa alıştı. Bunu da kaldırdıktan sonra burada başka bir işimiz kalmayacak. Buraya bir civcivlik yapacağım. Folluğun aynısından şu köşeye veya şuraya bir yere gelecek. Ya buraya gelecek ya bu köşeye gelecek. Bir folluk gelecek buraya. Daha sonra ortaya bir bidon, daha büyük bir bidon koyup hem etlik tavuklara hem yumurtalık tavuklara suluk yapacağım. Sonra bu yumurtalık tavuklara yemliklerini asacağım. Diğer taraftaki gibi. Yarın burayı bitireceğim. Bir aksilik olmazsa.
Şimdi ne yapacağız? Şimdi koyunlarımızın yemlerini, sularını verelim. Ondan sonra artık istirahate çekilelim. İnanılmaz yoruldum. Belki de 100 araba gübre çekmişimdir. Şu üstümün başımın haline bakarsanız aşağı yukarı nasıl iş yaptığımızı anlarsınız. Dediğim gibi rahat 100 araba gübre taşıdım. Yarın burayı bitirirsek artık koyunlarla ve tavuklarla işimiz bitmiş oluyor. Artık bahçenin düzenlemesine geçebileceğim. Hadi bakalım koyunlara yem verelim. Lan çık oradan. Çık. Ezilirsin oğlum, çık. Boz. Boz gel gel. Gel oğlum gel. Gel. Oğlum. Sen nerede ıslandın bakayım? Heh. Nerede ıslattın kendini? Gel bakayım buraya. Sen nerede ıslattın kendini? Heh. Ha. Ne oldu? Güzel mi burası? Hı? Burası güzel mi? Süt kokuyorsun ha sen. Sen süt kokuyorsun oğlum. Patiler ne böyle? Patiler ne böyle? Seni gibi seni. Hadi bakalım. Hadi in aşağı. Koyunlarımıza yem getirelim hadi. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Hadi gidelim oğlum. Hadi oğlum gel. Gel oğlum. Afiyet olsun baylar bayanlar. Afiyet olsun kuzularım. Yiyor musunuz siz? He? Yiyor musunuz? Hadi bakalım afiyet olsun. Şifa olsun kuzularıma. He. Ne oldu? Ne oldu? Korktunuz mu? Yiyin bakalım, yiyin. Yoncalarını verdim. Bir balya sabah, bir balya akşam yiyorlar. Burada sularını günlük 3 defa sabah, öğlen ve akşam taze taze dolduruyorum. Serin serin içiyorlar. Şimdi bir de şu ortalığı da bir toparlayacağım. Bunlar eski folluklarımız. Bunlar da yeni nipel soluklarımız. Bunlar otomatik soluklar. Tavuk şöyle şuralara vurunca oradan su çıkıyor. Öyle içiyorlar. Yani su içeride. Şimdi evet. Karşı tarafta temizlendi. Bakın pırıl pırıl oldu. Şimdi bu arkadaşlar da birazdan gelirler bu tarafa. Folluğumuz da çok yakıştı buraya. Bakalım bu yetmezse bir daha yap. Ana yumurtalar. Oo. Yeni folluğa yumurtlamaya başlamış bizim kızlarımız. Aferin kızlarıma. Aferin kızlarıma. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ya bu bölüm. 4 tane yumurta aldım bu arada. Ya bu bölüm ya da bu bölüm. Diğer bölüm. Şu arada tel var biliyorsunuz. Bakın şu tel. İkisinden birisi etlik, birisi yumurtalık olacak. Bakalım orayı mı etlik yapacağız? Burayı mı etlik yapacağız? Buna karar vereceğiz. Ama... bir tane daha folluk aldık. Onu da şu tarafa koyacağım. Her ikisi de tavukların barınması için gayet yeterli alana sahip. Bakın şuradan burası aşağı yukarı 50-60 metrekare. Orası da yaklaşık 40 metrekare. Belki 40-48. Burası toplamda 84 metrekare zaten. Yumurtacı tavuklarımız biraz daha rahat etsinler diye muhtemelen belki burayı alırım. Bilmiyorum. Bakacağım duruma göre. Yani her halükarda burada çok rahat edecekler. Pırıl pırıl bir ortam. Kapıyı değiştireceğim. Şu camları da inşallah kış gelmeden kapatabilirsem onlar da hallolmuş olacak. Şimdi şu yumurtaları bir cebime koyayım. Kırmadan tabii. Evet.
Şunu da koyayım, şunu da koyayım. Şu alet edevatımı da buradan alayım. Şu pensemi falan. Hadi bakalım gidelim. Şu etrafta bir sürü böyle tuğla parçaları vesaire vardı. Bunları da böyle topladım. Bunları da atacağım. Şunları mangalda, ocakta yakmak için kullanacağım. Buraya bir tane çöp bidonu getirdim. Bunun içine çöplerimizi biriktirip bunun içinde çöplerimizi yakacağız. Etrafa yayılmayacak. Bahçe kısmen toparlandı diyebilirim. Güzel oldu. Ama çok daha güzel olacak tabii ki. Şimdi bugünlük artık istirahat edeceğiz. Videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçi videolarımız da izlenmiyor. Abone sayımız da artmıyor ama neyse. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiği kadar işin böyle gösterisine, şovuna kaçmadan burada ne yapıyorsak, ne yaşıyorsak, nasıl çalışıyorsak sizlere birebir aktarmaya çalışıyorum. Yani benim burada içerik hazırlamak için ya da video yapmak için hiç olmayan şeyleri size göstermektense böyle yaşadığım şeyleri, yaptığım şeyleri göstereyim. İzlensin veya izlenmesin çok önemli değil. Neyse, gevezelik etmeyelim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Desteğiniz bizim için önemli. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.